Özge Hanım merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkürler, sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz, ben de öyle. Biz de sizleri gördük, seni de çok uzun zamandır görmüyordum. Mutlu oldum, çok keyifli, seni de. Efendim, yaz ayında böyle İstanbul'da işlerde görmek... Evet, benim hep öyle ya. Ya pandemi var diye geçen sene ve önceki sene yaz aylarında böyle daha işte güneye, Ege'ye falan gittik ama bizim yaz aylarımız da çalışarak geçiyor. Öyle hani bir 3 ay sezon tatil yapalım gibi bir şey olmuyor. Şimdi bayrama kadar yine yoğun. Bayramda inşallah biraz tatil yapacağız. Temmuz bir tık sakin olur gibi, bilmiyorum. Bizim işler hep sürpriz. Sonrası tekrar aynı hız devam eder. Bizim tatiller hep kısa kısa. Bir tek bayram biraz uzun olur. Peki nerede planlıyorsunuz? Daha plan yapmadık. Biz biraz o konuda son dakikacıyız. Yurt dışı olur diye tahmin ediyorum bayram için. Peki hazır malum şimdi magazin eklerinde hep böyle bikinili görüntüler. Evet, işte o yüzden yurt dışına gidiyoruz. Yani hem biraz o yüzden vallahi bizim arkadaşlarımız o kadar güzel çalışıyor ki hani Türkiye'de hangi köşeye gitsem yakalanmaman çok mümkün değil. Tabii sadece ondan değil ama şu an burada bir tatil planımız yok bizim. Peki hemen şimdi bugün lansmandayız. Onunla alakalı soracağım. Evet. İnşaat firması. Evet. Sizin çok de, güzel bir proje oluyor. Sizin de yatırımlarınız olduğunu, eve yatırdığınızı biliyorum. Evet, aynen. Çok güzel bir proje oluyor. Yakında hatta Kartal tarafında da yeni bir tanesi olacakmış. Biz şu an Pendik'teyiz. Proje çok şık, çok güzel olmuş gerçekten. Buraya da çok yakışacak bir proje olmuş. Şimdi inceleyeceğiz zaten. Örnek evleri de göreceğiz. Ben de genelde emlak yatırımı yapıyorum. Doğru söylüyorsun. Benimki bu yakada değil, karşı yakada. Ama bu yakayı da düşüneceğim bu güzel projeyi gördükten sonra. Genelde Nişantaşı falan gibi. Evet, benim genelde o taraflarda. Çünkü kendim orada yaşadığım için hep yatırımları öyle yaptım. Şimdi hatta kendi evimde de böyle bir tepeden tırnağa bir tadilat var. Ben de biraz onlarla uğraşıyorum. O yüzden denk geldi aslında böyle bir işte olmak. Biraz fikir alışverişi de yapacağız. Çünkü çok güzel bir proje hazırlamışlar. Ben de onlardan biraz tüyolar alacağım. Hemen izleyenler şunu merak ediyordur. Kaç evi var acaba? Ya, tabii ki o kadar çok yok yani. Hani çalışarak kazanıyoruz. Ben hep yıllardır bunu söylerim. Yatırım yaparken, yani para kazanırken hep şöyle yaptım hayatım boyunca. İşte 10 birim mi para kazanıyorum? 4 birimini kendime harcadım. 6 birimini mutlaka yatırım yaptım. Hani hep böyle bir yüzdeyle gittim. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Hepimiz biliyoruz. Bizim işimiz ne kadar dışarıdan kolay gözükse de değil aslında. Full mesai isteyen, disiplin isteyen bir iş. O yüzden de paramı çarçur etmeyi sevmiyorum. Emlak yatırımı yaptım. Şimdi görüyorum ki iyi ki yapmışım. Nişantaşı'nda bir sokağa Özge Ulusoy'u alacak. Yok, daha diyemeyiz inşallah ama neden olmasın. Evrene gönderelim. Ama şu an daha o kadar değil. Peki başka neler yapıyorsun? Sürpriz projeler var mı bu açılışın? Yani şöyle ki var. İşte marka işbirliklerimiz devam ediyor zaten. Uzun yıllardır beraber olduğumuz kozmetik markalarımız var. Onun dışında işte giyim markalarımız var. Televizyon projesi olacak Eylül'de yeni inşallah. Şu an mimar arıyor hatta. Merve'yi görünce söyleyeceğim. Televizyon projesi olacak. Yeni programlarla ilgili görüşüyoruz. Birkaç tane dizi senaryosu okuyoruz enteresan bir şekilde. Böyle güzel karakterli bir rol olursa istiyorum. Böyle tekrar bir ekranlarda diziyle de olmak istiyorum. Çok da yazan çizen oluyor hani neden yapmıyorsunuz diye. Ufak bir şey belki olabilir, sürpriz. Hayatınızda gerçekleşmiş istediğiniz bir karakter var mı? Yok, hiç öyle karakter üzerine düşünmedim ama genelde ben böyle dizide ya da sinema filmi yaptığımda hep böyle şey karakterler oldu. İşte ya zengin kızı ya işte biraz daha şımarık kız, işte patron falan gibi. Böyle belki biraz ters köşe bir şey olsa değişik isteyebilirim ya da belki kötü bir karakter. Kötü karakterler akılda daha çok kalıyor çünkü. Neden olmasın yani? Buradan işte birkaç senaryo geldi, okuyoruz. İnşallah dağları da gelsin, okuyalım. Çok güzel projeler var çünkü şu an. Süper. Ben şunu merak ettim. Şimdi tadilat hazırlık falan dedik ya, acaba bir şey mi hazırlık var? Yok, kendi evim için bu. Şu an öyle bir hazırlık yok. İnşallah. Onun için de her zamanki cevabımı veriyorum. Kalıp bir cevabım var. Hayırlısı bu işler. Allah ne zaman nasip ederse o zaman inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir detay alalım.